Evet. <gülüyor> 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 Plus'tan herkese merhabalar değerli futbol severler. Transfer manşetlerinde Aykut Özaşkın'la birlikteyiz. Aykut hoş geldin. Hoş bulduk Kaan ee, Fenerbahçe'de biliyorsun ki gösterdiği performans da yani açıkçası Fenerbahçe'nin yanı sıra orada biraz performans düşse de Macaristan milli takımında gösterdiği performansı Avrupa devlerinin listesine giren bir oyuncu var. Evet. Atilla Salahi. O zamanlarda konuşuluyor zaten. Önceden Atletico Madrid ismi gelmişti. Milan'da gelmişti sanırım. Bu sefer e, Newcastle United'ın kapısını çalacağı söyleniyor. Arapların satın aldığı Newcastle. Evet. Zaten Araplar satın aldıktan sonra yazmadıkları oyuncu kalmadı. Ne Aynen. düşünüyorsun bununla alakalı? Valla şimdi Zalai'ye e, sezon başında eğer bakacaksak ben şunu söylerim mesela. Milan'da oynardı. Hı hı. Sezon başındaki Zalai. Ama şu anda Fenerbahçe diye bile oynayamıyor. E, tabii şu an yaptığımız yorum Süper Lig'in... 23. ve 24. haftalarına göre söylüyoruz. Bundan Hı. sonra Zalai tekrardan iyi bir form grafiği yakalar. O zaman farklı konuşabiliriz. Ama şu anki mevcut durumda Newcastle'ın neye dayanarak Zalai'yi istediğini ben anlayamıyorum açıkçası. Belki dediğin gibi Macaristan mini Hı -hı. takım performansıyla ya bu çocukta bir gelecek var. Bir şeyler vaat ediyor bize diyebilir. Çünkü Chelsea'nin kapısından döndü falan. Evet. Ama... Zalai'nin ben duygusal bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ve farkındaysan hı hı. Chelsea ile adı anılmaya başladığı andan itibaren Zalai'nin performansı düşmeye başladı. Ya Bu çocuk daha çok genç. E, bir mentörü var mı bilmiyorum ama Fenerbahçe yönetimine buradan e, Nalizane tavsiyem bu olur. Yani Zalai'nin bir mentöre ihtiyacı var. Çünkü ya kalitesi tartışılmaz hı hı. bence. Hem savunma anlamında birebir de harika bir futbolcu. Top Dağıtım yeteneğini söylememize bile gerek yok. Avrupa sanatlarında zaten bu sebeple hı hı. Avrupa kulüplerinin transfer piyasasına girdi. Ama nedense... Ne zaman aklı karışsa Zalai'nin performansı düşmeye başlıyor. Atletico Madrid'de de bir süre adanılmıştı çünkü çok iyi hatırlıyorum. Evet. O zaman da aynı düşüşü yaşadı. Newcastle'dan ziyade bence Fenerbahçe'nin e, yani pamuklara sarması lazım Zalai'yi ve aynı zamanda bir mentor tutması lazım. Daha iyi bir rakama satmak istiyorsa Newcastle tabii ki isteyebilir. Ben bunun ara transfer sezonunda olacağını düşünmüyorum. Ara transfer sezonunda genelde şöyle olur. Konuşulur. Fenerbahçe'nin kapısını çalar işte Araplar gelir. Ee, Sayın Başkan ilk hoşuna masaya otururlar. Ne kadar veriyorsunuz falan vesaire. Çünkü haberde e, 15 milyon euro gibi bir rakam vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yok rakam yok ama Fenerbahçe'nin 15 milyon eurodan aşağı bırakmayacağı konuşuluyor. ve Normal çok doğal. E, ben şunu söylemek istiyorum aslında. Chelsea konusunda değinmişken acaba şöyle bir şey olabilir mi? E, biliyorsun Fenerbahçe Chelsea'yi yalanladı. Evet. Fenerbahçe acaba hani oyuncu Chelsea'ye gitmek istiyordu da bir anda Chelsea işleri yalanlanınca ya da teklif kabul edilmeyince Salahin'in biraz morali mi bozuldu? Olabilir neden olmasın yani kapılar ardında neler konuşuluyor bilmiyoruz Hı. ama çok doğru bir noktaya değinirini düşünüyorum. Neden diye soracak olursan e, Chelsea adı çıkmaya başladığı andan itibaren Zala'inin performansı düşmesiyle beraber... İlk 11'de yer bulması da zorlaştı. Evet. Hatta şöyle bir şey söyleniyordu. Acaba Zalai... Bir yedek bırakıldı. Heh. Evet. Heh. Vitor Hoca bu yüzden mi yedek bırakıyor evet. denilmişti. Sonra bir baktık ki Zalai'nin performansı yerlerde. Evet. Yani ben bir Beşiktaş maçı hatırlıyorum. Kusura bakma ama yani Gezal Zalai yok etti resmen. Yani. <laughs> Şeyde e, derbide yani. zalayı ne olduğunu şaşırdı Gezal'e karşı. Tam o sıralarda işte o Chelsea diyalogları geçiyordu. Önce şu hoca bir mentor tutulsun. Genç futbolcular için Hı -hı. her zaman bunu söylüyoruz zaten. Bir mentor tutulsun bir hayat arkadaşı sürekli yanında olduğu biri olsun yanında ve transferi fazla kafasına takmaması gerektiğini söylesin. Hı hı. Son olarak zalay ile alakalı şöyle bir şey diyeceğim ee, izleyicilerimiz hatırlar Arda Turan e, Barcelona'ya transfer olurken e, menajeri geliyor diyor ki sen diyor transfer oldun Arda diyor bu yanlış hatırlamıyorsam Arda'nın kendi anlattığı bir diyor abi diyor nereye gidiyorum falan diyor ve e, Arda diyor ki ben Barcelona'ya transfer olduğumu en sonunda öğrendim çünkü menajerim her şeyi ayarlamıştı. Ben hiç bu spekülasyonlara girmiyordum ve bir anda Barcelona'ya transfer olduğumu öğrendim diyor. Zalai'de de belki böyle bir şey yaşanabilir. Neden olmasın? Çünkü çocuğu bildiğin elimizde eritmeye başladık artık evet. yani. yani Newcastle'a da eğer giderse Zalai için çok doğru bir hamle olacağını düşünüyorum çünkü sene Newcastle bomba bir kadro kuracak. Bakalım önümüzdeki günlerde zaten bu transferle ilgili neler yaşanacak. Aykut çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Değerli Futbol Plus takipçileri, transfer manşetlerinde Aykut Öze birlikteydik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.